Geldik, niye kimse yok burada? Birazdan gelirler. Arkadaşlar dağılın etrafa. Dikkatli olun. Her tarafa bakın. Neredesiniz? Durum ne? Amirim, geriden geliyoruz. Mesafemiz nedir? 2 kilometre kadar. Takipteyiz müdür. 2 kilometre mesafe bıraktık. Tamam, destek için geleceksiniz. Ay, burası temiz. Kal orada kal. Yatalım çocuklar! Ver alın! Oltayı attık denize, hemen düştü sazanlar. Ne yapıyoruz başkan? Musa'nın intikamını alıyoruz. Hazırlığınızı yapın. ...5-12'den 41'e. Engin, ses ver artık. Ne oluyor? Baba, tuzağa düştük. Etrafımız sarıldı. Dayanın. Birazdan ekip geliyor. Dayanın. Baba, hemen gelmeleri lazım. Ağır silahlarla saldırıyorlar. Oğuz amirim, beni duyuyor musunuz? Telsizde bir sıkıntı var baba. Ulaşamıyorum teme. Amirim, duyuyor musunuz beni? Ara o zaman, üstünü ara. Ara. Ekip zor durumda. Heh. 5-12 dinlemede. Neredesiniz amirim? Ekibe destek lazım. Başkomiserim, maalesef destek götüremiyoruz. Ya ne diyorsun amirim sen? Yola EYP döşemişler, geçemiyoruz. Başka yol yok mu? Tek yol burası. Oğuz, ben Rıza amir. Ne yaparsınız bilmiyorum. Ama ekibime destek olacaksınız. Bu bir emirdir, hadi. Anlaşıldı müdür. Herkes iyi mi? İyi. İyice bakın. Arda, silahların hepsini alalım. Tamam. Eliniz tetikte olsun. Bizimkiler iyi çıkmış burada. Hem de tuzağa düşmüşken. Örgütün şehirdeki en büyük hücresini çıkarttık baba. Mühimmatı da ele geçirdik. Kolay iş değil. Tebrik ederim çocuklar. Gel gel. Gel buraya. En zor şartlarda bile rüştünüzü kanıtladınız. Sağ ol baba. Sağ ol müdürüm. Avni mi bu? Üstünden çıktı başkomiserim. Emin misiniz olduğuna? Bombanın patladığı yerde biri vardı. Tam seçemedik ama Avni olabilir. Yine de bence DNA sonuçlarına bakmak lazım. Örgüt elemanı bu adam. Her türlü cinlik olabilir. Mehmet haklı. Hemen DNA araştırması yapılsın, tamam mı? Tamam baba. Baba, Fahri'nin cenazesi var. Gidip ailesiyle görüşeyim. Tamam. Sen bak işine, hadi. Tamam.
Depodan bir şey çıktı mı? Birkaç silah bulduk baba, o kadar. Efendim Hakan. Baba, sacitlerle çalışan bir antikacı bulduk. Evdeki birçok eseri ondan almışlar. Tamam, tamam, tamam. Gidin Aylin'le bir konuşun bakalım. Ürkütmeden laf almaya bakın, tamam mı? Tamam baba, tamam. Ben Aylin'i yoldan alırım. Garajda Sacit'i bulduk. Antikacıda da Yeşim'i mutlaka buluruz baba, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Kardeşim, zaten acımız var. Bizi yormayın. Suçunu işledi. Cezasını yatıyordu. Öldürdüler işte. Bu kadar biliyoruz. Siz Fahri ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? İş ortaklarını tanıyor muydunuz? Mefta'nın arkasından konuşulmaz bizde. Anladım. Başarı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Akrabaları Fahri hakkında konuşmak istemiyorlar. Kaç kişiye sordum. Hepsi de aynı şey. Ölümün arkasından konuşulmazmış. Ayıpmış. Sapık herif. Ufacık çocukları kaçırıp satıyordu. Öldü diye bu ne hürmet be? İstersen bir de cenaze evine gidelim abi. Oradakilere de sorun. Olur, olur. Pardon. Buyurun. Polis misiniz? Evet, siz kimsiniz? Adım Buket. Buket Hanım, başınız sağ olsun. Rahmetli neyiniz olurdu? Onun Allah belasını versin. Ben Fahri'nin kaçırdığı çocuklardan biriyim. Nasıl yani? Nerede, ne zaman oldu bu olay? 2010'da Van depreminde. İnanmıyorsanız Feza Nur Bey'e sorun. Feza Nur Bey mi? Şu meşhur iş adamı Feza Bey. Onun da Allah belasını versin. Ben bütün bildiklerimi anlatmak istiyorum. Eğer gerçeklerin üstüne gidecek cesaretiniz varsa tabii. Depremden sonra kendime geldiğimde Van'da bir hastanedeydim. Daha 9 yaşındaydım. Birkaç gün sonra bir yere yerleştirdiler beni. Bizzat Fahri bana ailemin enkazda öldüğünü, artık bana devletin bakacağını söyledi. Ama orası devlet yurdu falan değilmiş. Sonra anladım. Meğer orası Feza Nur Bey'in vakfıymış. Orada benim hayatımı kaydırdılar. Tiler. Hepsi Fahri yüzünden oldu. Acele etme Buket. İstersen ifadeni psikolog eşliğinde verebilirsin. Hayır, anlatmak istiyorum. 15 yaşımda intihara kalkıştım. Beni bir hastane bahçesine atıp gitti Fahri ve adamları. Hastanede ölümden döndüm. Haftalarca orada kaldım. Sonunda halime acıyan bir hemşire bana sahip çıktı. Beni evlat edindi. Kim o hemşire? Adı ne? Önemi yok. Yıllar önce öldü. Anlattıklarını doğrulamak için soruyoruz da. Ne yani, ben yalan mı söylüyorum? Tamam, sakin ol. Sadece basit bir soruydu. Evet. Sonra ne oldu peki? Üvey annem de öldü. Ben yine tek başımayım. Her şeyin birinci sorumlusu Fahri ise, diğer sorumlusu da Feza Nur Bey'dir. Ne kadar zengin ve güçlü olduğunu bilirsiniz. Ama gücü sayesinde sakladığı pis işlerini kimse bilmez. Bilmek de istemez. Bu kadar işte benim hikayem. Anlattıklarını araştıracağız Buket, tamam mı? Merak etme. Bakalım sahiden araştıracak mısınız? Yoksa siz de mi onu koruyacaksınız? Göreceğiz. Sakıncası yoksa ben artık gitmek istiyorum. Tabii ki. Peki peki, nasıl istersen. Tamam. Emre, Buket Hanım'ı yolcu edelim. Buyurun. Arif, hiçbir şey söylemedin. Ne söyleyeyim Rıza? Kadının akli dengesi yerinde değil gibi. Nasıl bağırdı, görmediniz mi? Ama anlattıklarının %10'u bile doğruysa, akli dengesini de bu adamlar bozmuş demektir. İyi de birader, ülkedeki en büyük holdinglerden birinin patronundan bahsediyoruz. Bu kadının lafıyla mı adamı merkeze çekeceğiz? Ya kanıt bulun,
Ya da güvenilir başka bir tanık. Ondan sonra konuşalım. Olur mu? Belki de Feyza Nur Bey'in vakfındaki çürük elmalardan haberi yoktur. Araştırmadan yapamayız bir durum. Tamam kardeşim. Araştırın tabii. Araştırın. Ama ortalığı karıştırmadan lisanı münasiple sorup soruşturun. Hadi. Tabii müdürüm. Kolay gelsin. Yani Feyza Nur Bey'in ifadesini alıyor muyuz, almıyor muyuz? Merkeze çekersek Arif müdürü çiğnemiş oluruz. Biz de yerinde ziyaret ederiz o zaman. Hüsnü, iş sende. Anlaşıldı baba.